Abi. Ne yapıyor kızım? Şikayet ettikleri kediyle ilgili hislerimizi yapıştırmaya geldim Duru arkadaşlar. O da burada. Gördüğünüz gibi zaten yuvası da var, suyu da var, maması da var. Hiç kimseye zararı olmayan böyle bir sevimli bir hayvan. Gördüğünüz gibi ne kadar uyusal. Hiçbir zararı yok. Okşanmak istiyor, sevilmek istiyor. Rengi kül rengi olmuş. Gitmiş kirden, pastan zaten. Bembeyaz hayvan. Yazdım işte dayanamayıp. Yapıştıracağım şimdi buraya. Gel. Ulan bu güzelim kediyi kim atmış sokağa ya? Bu hayvan ev kedisi belli. Haline bak, şurada tüyleri dökülmüş. Hayvan böyle geliyor. İnsan arıyor, sevgi arıyor. İşte üşüyordu falan geldiğimde, okul çıkışıydı. Titremişti, bayağı da kirlenmişti dediğim gibi. O yüzden ben de kıyamadım, kutuyu falan yapayım dedim. Hani içinde yuvası falan şey yapar diye. Sonra ertesi gün geldiğimde zaten yuvasını benimsemişti. O da bir canlı, onları da düşünmeliler. Öyle düşünüyorum. Bu paylaşılan yazıyı destekliyorum. Bu kedinin durakta olmasından rahatsız duyan bazı insanların işte belediyeye, muhtarlığa kedinin buradan atılması ile ilgili şikayetler olduğunu bir yazıda anlatmış kendisi. Ben bunu görünce bildiğim bir kedi. Zaten bu semtte hepimizin bildiğimiz bir kedi bu. Ben de tabii çok şaşırdım öncelikle. Ve çok buna içerledim açıkçası. Ve bu kediyi şikayet eden insanlarda birazcık farkındalık oluşturmak adına yani onlara birazcık yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan, böyle bağırmayan, sövmeyen bir yazı kaleme almak istedim. En azından buraya gelip asayım da bari okuyanlar yanlış bir iş yaptıklarını fark etsinler diye. Yani bütün amacımız bu farkındalığı oluşturmaktı. Beklemediğim kadar bilgi gördü sanal alemde, sosyal medyada paylaşıldı. Öncelikle bunu paylaşan kişilere ve bu farkındalığın yaratılmasına vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi sosyal medyada dediğim gibi bazı mecralarda paylaşılmasıyla çok kişiden geri dönüş oldu. Öncelikle bu hayvanı sahiplenmek isteyen, yani ona yuva olmak isteyen birçok kişi oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Fakat hayvanın kendi doğası gereği bu mahalleye ve bu mekana çok alışık. Tek derdimiz dediğim gibi bu hayvanın burada yaşaması için rahat bırakılması. Yani maalesef iki kitle var. Bir kitle bir şeyler yaşatmaya çalışıyor. Bir kitle
öldürmeye çalışıyor. Yani biz o yaşatmaya çalışan kitlenin içindeniz ve tek dileğimiz gölge etmesinler, başka insan istemez. Yani bu hayvanı buradan attırmak gibi böyle şikayetlerde bulunmak. Yani bana bir insan olarak gerçekten çok garip geliyor. Yani bir insanın enerjisini bunlara harcaması, gidip yani belediyeye oraya buraya telefonlar açıp bizzat gidip bu hayvanı buradan atın diye uğraşması. Bunlara verecekleri olumsuz enerjiyi olumlu bir enerji 3 dakikasını ayırıp şurada bir inanın bir su koysalar, bir mama koysalar, bu hayvanı yaşadığını, sevindiğini görseler bence daha çok mutlu olurlar. Hayvanı sebep göstererek biz burada oturamıyoruz, burada kedi oduruyor demenin hiçbir mantığı yok. Vallahi ben ona eski bir filmdir, Sokak Kızı Irma diye, eskiler bilirler. Tahmin ettiğim bu kedi eskiden bir ev kedisiymiş ve buraya bırakılmış. O nedenle böyle sonradan sokağa düştüğü için ben ona Sokak Kızı Irma diyorum. Kendim taktığı bir isim oydu. Ben ona genellikle Irma diyorum. Bir durağa sığınan bir kedinin istenmemesi durumuna kadar geldi. Bir sürü şikayetler olmuş bu kedi için. Belediyeye şikayet edilmiş, muhtara şikayet edilmiş defalarca. En sonunda bir hanım beni aradı. Dedi ki ya dedi bu dedi hayvanın artık dedi iğrenir hale geldik dedi. Yani düşünün kullandığı cümleye bakın. Durakta bankın üzerinde oturamıyorlarmış insanlar, kedi oturuyormuş. O kedi de hijyenik bulmuyorlarmış. Ondan dolayı da çok problem yaşadıklarını söylediler. O kediyi buradan yok edin dediler. Yani bu mümkün değil. Biz yaşatmaya çalışıyoruz, yok etmeye çalışmıyoruz. Yani yaşatmak bizim derdimiz. Sosyal medyada patladı bu olay. O kadar çok yuvalandıralım veya tepkiler veren hayvanseverler o kadar çoğaldı ki. Yani bu baya baya Türkiye'ye duyuruldu bu hayvanın durumu. Umarım böyle insanlar artık kedilerin de köpeklerin de hayvanların da bir yaşam hakkı olduğunu kanıksarlar ve dünya hepimizin dünyası, hayvanıyla, insanıyla, bitkisiyle.